Kıymetli takipçilerimiz, kıymetli okurlarımız, bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün hukuk köşemizde tekrar konuğumuz Mustafa Bayrak. Kendisi avukat, Legal Partners. Mustafa Bey, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Herkese, dinleyenlere Nasılsınız? hayırlı akşamlar. Görüşmeyeli Mustafa Bey. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Çok iyi, sağ olun. Gördüğünüz gibi İsviçre'de tabii bu sıkı denetimler biraz ara verdiği için yayınlara şimdi mahkemeler açılmaya başladı, savcılıklar açılmaya başladı, işlerimiz yoğunlaşmaya başladı. Bunun etkisini görüyoruz şu Evet. anda. Ben buradan kıymetli takipçilerimize sesleneyim tekrar. Mustafa Bey'e sormak istediğiniz sorular varsa bu yorum bölümüne yazabilirsiniz. Mustafa Bey, ilk sorum şu olacaktı size. Bir kişinin bir avukata neden ihtiyacı olur? Kendimi savunamaz mıyım mahkemede? Veya kendim gidip mahkemede dava açabilir miyim? Kendim mahkemede kendi davamı takip edebilir miyim? Gibi sorular insanların kafasında oluşuyor, neden oluşuyor? Tabii ki avukatlık ücretlerinden ancak birçok basit gibi gözüken davaların aslında çok komplike olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir avukata neden gereksinim duyulur, neden ihtiyaç vardır? Bunu siz özetlerseniz okuyucularımıza bilgilendirmiş oluruz. Memnuniyetle. Şimdi Bahtiyar Bey, herkes işinde uzmanıyla çalışmayı tercih etmesi gerekir ki biz hayatımızdaki örnekleri verelim. Hastalandığımız zaman tabii ki büyüklerimizden bildiğimiz bazı reçeteler vardır, bildiğimiz tedaviler vardır, onları uygulamaya çalışırız. Ama ciddi bir hastalıkta, bir sorunda bunu Evet. uzmanına yani doktoruna danışması en mantıklısıdır. Çünkü o hem bunun eğitimini almıştır hem de yolunu, tedavisini çok iyi şekilde yapabileceği için ona başvururuz. Avukatlık da öyle bir şey. Hani ücretinden kaçınılabilir tabii ki ben de anlıyorum. Sonuçta ucuz değil. Ama Evet. işinizi en iyi şekilde bilen biri takip etmesi için size en iyi şekilde hizmeti verebilmesi için bunun uzmanına gitmenizi tavsiye ediyorum. İsviçre'de tabii ki İsviçre hukuk sistemi size her davayı kendiniz görme hakkını tanıyor. Siz her davada kendiniz davaya girebiliyorsunuz ve davanın takibini, dava açmasını ve takibini yapabiliyorsunuz. Lakin Evet. şimdi bunu yapabilirsiniz de en iyi şekilde yapılması için kendinizi en iyi şekilde savunabilmeniz için bunu bilir kişi tarafından yaptırırsanız sizin için daha avantajlı olur. Ve maddiyatına geldiğimiz zaman İsviçre hukuk sistemi hukuk yardım sistemi vardır. Hani Evet. ücretsiz hukuk takibi ve ücretsiz avukatlık sistemi var. Maddi durumu olmayan Evet. burada mahkemeye başvurarak avukatının ve mahkeme masraflarının devlet tarafından karşılanmasını talep edebilir. Devlet bunu onaylıyor ve 10 sene içinde elinize bir sermaye geçmediği sürece bunu geri ödeme zorunluluğu yok. Tabii ki birden bir kazanç elde ederseniz, yüksek bir meblağ elinizde geçerse bundan devlet avukatlık masraflarını geri isteyebilir. Hukuk desteğini maddi durumu olmayana yapıyor. Evet. Bu nedenle avukata gitmeyi herkese tavsiye ediyorum. Basit görünen işlerde birçok kez hatalar yapıldığını, doğru anlaşılmadığı için orada bazı konularda haklı olduğunuz yerde mağdur kaldığınızı çok görüyoruz. Sözleşmeler yapılıyor. Sözleşmeler gerektiği şekilde yapılmadığı için, şartları doğru koyulmadığı için burada müvekkillerimizin mağdur kaldığını görüyoruz. Bunları engellemek için hani
sonradan o kadar zarar edeceğinize baştan 1-2 saatliğine bir hukuk danışmanlığına bir avukata gidin, danışın. En iyi hizmeti alacaksınızdır ve sonradan sorun yaşamadan sözleşmenizi, işinizi yapabileceksiniz. Yanlış yerde tasarruf yapmaya çalışıyoruz bazen. Evet. Evet. Mustafa Bey, pandemi nedeniyle birçok iş sahibi insanlar krediye başvurdular devletin vermiş olduğu. Bu hafta çok ilginç haberler de yansıdı birçok medya organlarına. Sahte belgelerle sahtekarlık yapanlar ortaya çıktı. Kanton Zürih'te 30 tane kişi tespit edildi. Sahte fatura da düzenlemişler. Sahte cirolar bildirilmiş. Vatandaşlarımız böyle şeylerle, özellikle iş sahibi olan vatandaşlarımız böyle şeylerle karşılaşmamaları için neler tavsiye edersiniz? Bakın hani bir başvuru yaptığınızda bu devlet garantili kredilerde bu devlet garantisini verdiği için hani bankaya bir krediye başvuruyorsunuz. Orada doğruyu söyleme zorundasınız. Gelen para size devlet garantili veriliyor ama devlet garantisi siz iflas ettiğiniz durumda mesela geri alınma ihtimali yok. Ama dolandırıcılığa girdiği zaman burada sahte evraklarla, evet, yanlış belgelerle, yanlış beyanlarla hatta birçok kredi belge vermeden verildi. Orada yanlış beyan yapmanız bile bir suç. Suçla elde edilmiş olan parayı devlet her şartıyla geri alacaktır. Onun iflası olmaz, onun ertelemesi de olmaz. O 5 sene faizsiz verdiği krediyi bu dolandırıcılık ortaya çıktığında hem parayı geri alacak bir de üzerine ceza kesecek. Çünkü orada yaptığınız dolandırıcılıktır. Bu bir suç olduğu için savcılıktan suç soruşturması da size karşı başlatılacak. Böyle bir şeyle karşılaşmamak için kesinlikle tavsiye ediyorum. Doğru beyan yapın. Doğru belgelerle hak ettiğiniz sizin jironuzun %10'udur. Siz bundan fazla bir şey talep etmek istiyorsanız bu bir sakıncalıdır, suçtur. Suç olduğu için de kesinlikle böyle bir adımdan kaçınmanızı tavsiye ederim. Mustafa Bey, pandemi nedeniyle, bu koronavirüs salgını nedeniyle, bunu sebep göstererek işten çıkarılırsa vatandaşlarımız veya çalışanların hangi hukuki hakları var? Mesela özellikle freelance birisi işten çıkarılırsa, yani bugünden sonra gelmiyorsun işe denildiği zaman ne gibi hukuki hakları var? Nereye başvursunlar? Şimdi kendilerinin haksız yere işten çıkarıldığını konular düşünüyorlarsa, yani onu kastettim daha çok. Şimdi kendisini İsviçre'de Willkür dediğimiz, yani burada nedensiz sadece kafasına göre verilmiş kararlar olarak geçiyor. Bu durumlarda gerekçesi olmayan çıkışlarda burada iş mahkemeleri var. İş mahkemelerinin Arbeitsgericht dediğimiz iş mahkemesine başvuruluyor. Bunlar ücretsiz. Orada dava takibi 30 bin frank kadar ücretsiz dava duruşmaları oluyor. Hiçbir şekilde masrafı olmuyor. Dilekçeleri basit bir dilekçe formuyla doldurarak kendisi de başvurabilir, avukata da gidebilir. Böyle bir haksız durumla karşı karşıya kalanlar kesinlikle tavsiye ediyorum mahkemeye gitsinler. Ücreti yok, ücretsiz bir dava takibi var. 30 bin franka kadar bu ücretsiz dava takibinde yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Bir de zaten fristlos dediğimiz, yani süresiz çıkışlarda kesinlikle gitsinler. Çünkü bunlar kişinin yapmış olduğu bir suçtan, bir hatadan dolayı verilebilecek bir çıkış fristlos olur. Yani süresiz. Ama iş yerinin maddi durumu iyi olmadığı için çıkış veriyorum. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz.
Mustafa Bey, merak edilen konu da şu. Privat konkurs, yani özde iflas durumunda, yani bir kişinin borçlarını ödeyemeyecek durumda olup da konkurs amta mı gitmesi gerekiyor, ne yapması gerekiyor özel iflas verebilmek için? Şimdi özel iflas başka o ülkelerden bildiğimiz gibi İsviçre'de maalesef çalışmıyor. Özel iflas dediğimiz konularda misali Almanya'dan vereyim. Almanya'da privat konkurs yapan kişi, yani özel iflas yapan kişi 7 sene boyunca gelirinin bir kısmını icra dairesi alıyor, kesiyor. 7 sene içinde toplayabildiğini topluyor. Ondan sonra bu borçlar siliniyor. Ve siliniyor. Geri bir daha ödenmeme şartıyla siliniyor. İsviçre'de privat konkursa giden, hani burada konkurs gerekte gidebilir, konkurs amtlara gidebilir. Orada bunlar genelde bölgedeki notariyatlardadır. Orada gittiği zaman şimdi yanlış anlamayın. Evet, bir süre sizi rahat bırakabilirler. Ama İsviçre'de 20 sene sonra bile elinde olan Verlustschein dediğimiz, yani icradan alamadığım parayı 20 sene boyunca karşı taraftan isteyebiliyorum. Yani siz privat konkurs yaptıktan sonra 10 sene sonra o alacaklı olan kişi gelip sizi yine icraya verebilir. Yine icra takibine alabilir ve yine parasını isteyebilir. Borçlar silinmiyor İsviçre'de. Verlustschein dediğimiz, hani icra takibinde bir gelir elde edilmediği zaman yine de sizi orada icraya verebiliyor. Elindeki Verlustschein'la 20 seneye kadar sizin yakınızı bırakmıyor. O yüzden tavsiye edilecek bir durum değil. Shine'ları istediği zaman alacaklı yeniden yürürlüğe sürebiliyor. Mustafa Bey, bir vatandaşımızın bir sorusu var. Bir dakika, Türkiye'de hakkımda icra takibi açılmış ama benim borcum yok ve İsviçre'de yaşıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım diye bir soru yöneltmiş. Şimdi Türkiye'deki icra takibi açıldıysa bir an önce Türkiye'deki bir meslektaşıma da, yani bir avukata başvurup bunu bir avukat tarafından takip ettirmesini tavsiye ediyorum. Çünkü buradan kendisinin konsolosluk üzerinden fazla bir işlem yapamayacağını düşünüyorum. Maalesef kendim Türkiye'de hukukçu olarak çalışmadığım için burada meslektaşlarımız var. İsteyenlere orada tavsiyede de bulunabiliriz. Ama yalnız başına yapabilecekleri fazla bir iş yok orada. Bu nedenle tavsiye ediyorum gidip orada bir avukat tutup bu icra takiplerini avukata verip bir an önce bunların nereden geldiğini, nedensiz olduğunu ortaya çıkarması lazım. Çünkü sonuçta bir dahaki sefer Türkiye'ye gittiğinde havaalanında sorun yaşayabilir. Hiç ilgilenmezse, ha ben burada yaşıyorum, oradaki beni ne ilgilendirir derse, havaalanında sorunlarla karşı karşıya kalabilir. İlginç. Peki Mustafa Bey, İsviçre'de yaşayıp, İsviçre'de ikamet edip Türkiye'de dava açabilir miyiz? Bunu da hem de İsviçre vatandaşı olarak herhangi bir konuda. Herhangi bir konuda açamayız. Hani şimdi şöyle hukukun belirli kuralları vardır. Davalının olduğu ülkede dava açabilirsin. Mesela ben alacaklıyım. Davalı olan Türkiye'de İstanbul'da ikamet ediyor. Ben İstanbul'daki kişiye karşı İstanbul'da dava açabilirim. Aynı zamanda bir kişi İsviçre vatandaşı ve Türk vatandaşı ise mesela boşanma davaları Türkiye'de de açabiliyor. Çünkü Türkiye'deki Türk hukukuna ve İsviçre hukukuna göre evli olan bir çift
seçeneği vardır. İster orada açar, ister burada. Ama bir tarafa karar vermesi lazım. Bir tarafta dava açıldıktan sonra öbür tarafta aynı konuyla dava açılamıyor. Mustafa Bey, bir başka soru da vatandaşımızdan gelen boşanmayla alakalı. Siz oraya değinmişken sorayım onu hemen. Boşanma davası sonucunda boşanma davası sonucunda anne baba dışında çocuğun velayeti başka bir kişiye verilebilir mi? Anne babası boşanma var davası. İken. Anne babası sonucunda. Var iken. Şimdi evet. Şöyle boşanma davasında anne baba ya verilmeyen bir çocuk devlet tarafından koruyucu aileye verilen çocuklar olur. Anne baba dışında çocuğun velayetinin verilebileceği sadece anne baba ikisi de karar vererek yakın bir akrabaya verelim derse onu da kesip yani Kind und Erwachsenenschutzbehörde üzerinden yapılabilir. Evet. Mahkeme bunu onaylaması için o aileyi gözden geçirir. Ama bu durumlar İsviçre'de de pek görülmüyor. Şöyle bir durum oluşabilir. Koruyucu aileye verilecek çocuk da başvuru üzerine başka aileye verilme ihtimali var. Hani sizin çocuğunuz evet. elinizden alınmak isteniyor. Ve bir başka Türk ailesi diyor ki bizim çocuklarımız var, biz almak istiyoruz. Onlar başvurabilirler ama bu durumlarda ailelerin yani çocuğu elinden alan ailenin söz hakkı yoktur. Evet. Bunu kesinlikle belirtmek lazım. Hani anne baba çocuğu elinden alınıyor, ondan sonra anne baba diyor ki ya bizim komşumuza verin. O söz konusu olamaz. Evet. Gene boşanmayla ilgili bir soru daha var. O da şu. Boşanma davasında gizli ses kaydı delil olur mu? Diye bir soru var. Şimdi boşanma davasında gizli ses kaydı hiçbir davada geçerli değildi. Gizli ses kaydını yapabilirsiniz. Hani ses kaydı kendiniz için yaptığınız söz kaydına kimse karışamaz. Ama bir başkasını kayıda alıp bunu üçüncü bir şahsa yani konuşan ve dinleyenden hariç üçüncü bir şahısa dinletirseniz bu bir suçtur. Karşı tarafın haberi olmadan çekilmiş olan ses kayıtlarını mahkemeye sunarsanız zaten bir suçu işlediğinizi itiraf etmiş oluyorsunuz. Bunun kullanılması mümkün değil. Evet. Mustafa Bey, boşanma davalarında aile serveti, yani ailenin edinmiş olduğu mal varlığı paylaşımı nasıl gerçekleşiyor İsviçre'deki evet. mahkemelerde, boşanmalarda? Şimdi bu şöyle söyleyeyim, matematiksel bir soru sonuçta. Evlilik sürecinde kazanılmış olan, elde edilmiş olan sermaye ortaya koyulur. Borçlar, sermayeler, arsalar, evler ne varsa ortaya koyulur. Kimin üzerine ne var onlara bakılır. Ondan sonra toplam sermayenin yarı yarıya paylaşılır. Bu sermayeden hariç olan tek miraslardır. Yani evlilik sürecinde miras dolayısıyla eşlerden birine gelecekte olan sermaye mal paylaşımına dahil değildir. Onun dışında bütün sermaye yarı yarıya paylaşılır. Evet. Mustafa Bey, ama bir başka soru da. Evlilik sürecinde kazanılan, hani daha önce olanlar bundan hariç evlilikten önce elde edilmiş arsalar, evler varsa bunlar tabii ki paylaşılmaz. Tabii. Mustafa Bey, işverenler, başka bir konu çalışma hayatımızla ilgili. İşverenler fazla mesaiye zorlaması durumunda çalışan kişilerin hukuki hakları nelerdir? Mesela Arbeitsverweigerung yapabilir mi belirli bir saatten sonra? Yani ben bu kadar mesai yapıyorum, bundan sonrasını yapmayacağım gibi hakları var mı? Kesinlikle.
Şimdi sözleşmelerine bakarlarsa birçok sözleşmede iş yerinin haftalık çalışma saatleri orada belirlenmesi gerekir. Yani %100 çalışan bir işçi bu Evet. şirkette ortalamayı söyleyeyim size 42,5 saat ile 43,5 saat arası kısmen küçük iş yerlerinde 45 saate kadar haftalık Evet. çalışma saatleri vardır. Bu haftalık çalışma saatlerinin dışında mesai saatleri 50 saate kadar çıkabilir. 50 saatin üstüne çıktığı zaman buna itiraz etme hakkı vardır işçinin. Burada işçi ben bunu yapmıyorum deme hakkı vardır. Yapmadığı için de işveren onu işten çıkaramaz. Evet, bir tane okuyucumuz bir soru yöneltmiş. Hayro Önal, merhabalar, benim restorantım var ve sigorta bana 2 aylık ödemeden sonra bana pandemi çıkışı verdi. Böyle hakkı var mı? Diye yazmış. Benim restorantım var ve sigorta bana 2 aylık ödemeden sonra şey kastediyor galiba, 2 aylık kirayı ödemedim. Pandemi nedeniyle çıkış verdi. Böyle bir hakkı var mı diye soruyor. Şimdi Tam soru tam soruyu doğru anlaşılmıyor. anladıysam iki anlaşılacak şekline de cevap verelim o zaman. Birincisi, ben kiramı 2 ay ödemezsem bana çıkış verilebilir mi iş yeri sahibi olarak? Sonuçta şu anda şu gördüğümüz durumda çıkışlar mümkün mü? Burada İsviçre Parlamentosu'nun verdiği karara göre kiralar ödenme zorunda. Kirasını ödemeyen çıkış alabilir. Bu İsviçre hukukunda bir tavsiye var. Hani pandemi nedeniyle çıkış verilmesin diye bir tavsiye oldu. Ama çıkış verilebilir. Siz kirasınızı ödemediğiniz zaman ama size uyarı gelir. 30 gün içinde kirayı ödeyin yoksa çıkış gelecek. O 30 gün içinde kirayı ödemezseniz bir 30 gün daha süreç vererek size çıkış verebilir. Yani toplam 6 ay 60 gün sonra yani 2 ay sonra çıkışınız gelebilir. Öbür yandan şimdi bazı sigortalar pandemi nedeniyle epidemilerde ödeme yapıyor. Yani siz restoranınızı çalıştıramıyorsunuz çünkü burada bir hastalık var, devlet burayı kapatıyor. Kapattığınız zaman kazancınızı hiç sigortadan alabiliyorsunuz. Yani orada elde edemediğiniz kazancınızı sigorta ödemez zorunda. Bu bölgesel olarak epidemi dediğimiz, pandemi değil, epidemi dediğimiz hastalıklarda olabiliyor. Yani Zürih bölgesinde yaptığınız olan bir hastalık var. O nedenle Zürih'teki restoran kapanıyor. Onun sahibi epidemi sigortasıyla parasını alabiliyor sigortadan. Pandemi dünya genelinde olan bir hastalık salgını olduğu için bunun kontrolü yok, bölgesi yok ve sonucu açık olduğu için bu durumlarda sigortalar ödememe hakkına sahip. Bunlar birçok sigorta pandemiyi ödemiyor. O 2 ay ödeme yaptı, ondan sonra çıkış verdi. Ona da değinebilir. Onu söylemek istedim. Hani ya Zaten kirayı Mustafa ödemedim, Bey burada çıkış. okuyucumuz zaten sigortayı ödemedi, kirayı değil diye bir düzeltme yaptı da yeni yeni bir sözleşme sunmuşlar, yeni fırtırak Ha, sigortayı ödemediği için sigortaya çıkış verilmiş. sunmuşlar. Evet, yapabilir tabii ki. Şimdi Evet. sigortayı iptal edip hani ödemediğiniz zaman sigortayı iptal etme hakkına sahip. Ondan sonra size yeni bir teklifte bulunur. Evet. Mustafa Bey, devlet avukatlarına nasıl ulaşabiliriz? Avukatımızı kendimiz seçebilir miyiz diye bir soru var. Evet, tabii ki.
Avukatınızı her zaman kendiniz seçme hakkına sahipsiniz. Bu ücretsiz dava takibi dediğim, istediğiniz avukata gidiyorsunuz, istediğiniz avukata bu davayı veriyorsunuz. O sizin için bu devlet yardımını zaten kendisi başvuruyor. Devlet avukatı dediğimiz, devlet tarafından ücreti ödenen bir avukattır. Devletin size verdiği avukat, siz kimseyi tanımıyorsunuz. Hiçbir şekilde bir fikriniz yok ne olacağına. O zaman devlet size bir avukat tayin ediyor. Bu genelde tutuklama durumlarında oluyor. Tutuklanan bir şahsın 10 gün içerisinde çıkarılmayacaksa en kısa zamanda ona bir avukat tayin edilir. Devlet tarafından istediğin avukatı var mı diye sorulur. Savcılık tarafından istediğin bildiğin avukat var mı onu çağıralım. Yoksa biz sana avukat çağıralım. Bu çağırdıkları avukatlar genelde baronun listelerinde baronun listelerinde suç davalarında listeye kaydolmuş avukatlardır. Bu nedenle bu konulara hakim olan avukatlara bu davalar verilir. Birçok davada duyuyoruz. Devlet tarafından verildiği için ilgilenmiyor. Bunların ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ama tabii şöyle de düşünmek lazım. Avukatı kendiniz seçtiğiniz zaman avukata 350-400 frank saat ücreti verirken devlet bu avukata 200 veriyor. Ona göre de avukat istediği şekilde takip ediyor. Zamanını ona göre bu davaya ayırıyor. Takipsizlik söz konusu olamaz. Çünkü avukat görevini yapmakla parasını kazanıyor. Tabii. Orada bir şey yapmadığı zaman para da kazanmıyor. Tabii. Mustafa Bey, ben size soruyu tam olarak okuyayım. Hülya Baş Baydar isimli bir okuyucumuz. Merhaba, eşim 20 senedir C oturumuna sahip. İki çocuğumuz var. İlk suçundan dolayı 5 yıl İsviçre'den sınır dışı edilmesine karar verildi. Şu anda psikolojik destek aldığımdan dolayı bekletilmede. Benim ve çocuklarımın hakkı nedir? Nasıl bu karardan geri adım atılabilir? 3 yıldır ailecek durumumuz kötü diye belirtmiş. Burada anladığım kadarıyla şu var. 5 yıl İsviçre'den uzaklaştırılmış işlediği bir suçtan dolayı. Evet. Çocukların ve eşinin ne gibi hakları var diye soruyor. Sonuçta eşinin İsviçre'yi terk etme zorunluluğu işlediği bir suçtan dolayı. Tabii ki eşlerden birisi ülkeyi terk etme zorunda kaldığı zaman bu ne eşini ne çocukları etkiler. Tabii finansal olarak etkileyecektir. C kimliği olan birinin son aylarda, son senelerde gördüğümüz gibi devlet sosyal yardıma muhtaç olduğunuz durumda size uyarı mektubu gönderiyor. Sosyalden ayrılın, kendinize iş bulun. Yoksa C oturumunuzu B oturumuna değiştireceğiz. Bu sosyal bağımlılık devam ederse B oturumunuzu da elden alırız diye tehdit mektupları gönderiyor ve bunu uyguluyor. Hak olarak şöyle söyleyebilirim. Bir şahsın Türkiye'ye veya İsviçre'yi terk kararı geldiği zaman burada ne gibi bir hakkı olabilir? Burada ülkeyi terk etme kararına karşı yapacağınız itirazınız vardır. O gittiği zaman aile zor durumda kalacaksa, o gittiği zaman aileyle bağları kopacaksa, bu gibi durumlarda hayatafa dediğimiz yani zor durumda kalacak kişiler bu nedenlerle bu kararın iptaline başvurabilir. Ama şimdi 3 senedir bunların devam ettiğini yazdığına göre bu yolların hepsini takip ettiklerini düşünüyorum. Bununla başarılı olamadığını da düşünüyorum. Bu nedenle artık 3 seneden sonra tekrar bir başvuru yaparak bunu değiştirebilir mi bilmiyorum. Ama
elindeki imkanları kullanarak itirazları buradaki federal mahkemeye kadar götürebilir. Evet. Mustafa Onun kararına Bey, bu arada bağlı olarak da. Evet, buyurun. Evet. Mustafa Bey, bu arada yayınımızı eski Zürih Başkonsolosumuz Sayın Aslı Oral da seyrediyor. Kendilerinin ayrıca bugün de doğum günü. Kendilerine kutlayalım. Nice huzurlu, sağlıklı, mutlu seneler dileyelim. Mustafa Bey, bir başka okuyucumuz aynen şu şekilde yazıyor. Benim çocukta bir doktor yanlış teşhis yaptı. Bir iki ay yanlış ilaç kullandık. Hastalığı gitmeyince hastaneye gittik. Hastanedeki doktorlar bize dedi, ev doktorunun yaptığı teşhis yanlış. Bu teşhis bu ilaçla yanlış verilmiş dedi. Ben de hukuk olarak dava açabilir miyim? Benim çocuğum bir iki ay ilaçlar yüzünden yatamadı. Ve ben o doktora gününü göstermek istiyorum diye de bir not belirtmiş. Evet. Şimdi kesinlikle burada yanlış teşhis koyularak yanlış tedavi yapıldıysa bu yaralama gibi bir suçtur. Hani siz nasıl birini yaraladığınız zaman tazminat evet. ödüyorsunuz. Yanlış tedavi insanı hasta yapıyorsa, insana bir zarar veriyorsa bu da bir yaralama olarak görülür kanunun önünde. Bu yanlış tedaviden dolayı tazminat davası açabilirsiniz doktora karşı. Çünkü elinizde kanıt da var. Daha önce verilen bir teşhis var, bir ilaç var. Sonradan gidilen bir hastane var. Hastane bunun yanlış bir tedavi olduğunu onaylamış. Yani elinizdeki bütün deliller ortada. Bununla doktora karşı ve doktorun da sigortası vardır. Sigortasıyla kendisine evet. karşı dava açtığınızda sigortayla görüşmeniz gerekecektir. Sülha Ertuğrul isimli bir vatandaşımız size nasıl ulaşabilirim diye soruyor. Galiba en basit cevaplayacağımız bir soru. En basit soru. Legal Partners olarak internette baktığınız zaman veya Mustafa Bayrak olarak aradığınız zaman internetten direkt benim web sitem çıkacaktır. Onu da şu anda yenilemek üzereyiz. Yarından itibaren yeni resimlerle yayına geçeceğiz. Ondan sonra istediği şekilde ulaşabilir bize. Orada telefon numarası, mail adresi yazıyor. Ofisimizin numarası üzerinden, mail üzerinden her zaman bize ulaşabilirsiniz. Evet, bu arada bir sakıncası yok yani. Numarayı da verebiliriz. Siz Zürih'tesiniz zaten. Olur, tabii bunu ki. Belirtmekte Aynen. fayda var. Çünkü Cenevre'den, Lozan'dan veya Ticino bölgesinden bir vatandaşımızın size ulaşması biraz daha zor ama Zürih'te olmanız birçok vatandaşımızın size ulaşmasına bir kolaylık sağlıyor. Mustafa Bey, bu arada bir başka soru da şu. Sevim Erdem isimli vatandaşımız Serafe rehnutlarını, yani bunları ödemek zorunda mıyız diye bir soru yöneltmiş. Burada kastı da şu, Serafe eski billak, yani radyo evet. televizyon vergisi. Evet. Şimdi bunu kısa kesebilirim çünkü hatta federal mahkemeye kadar bu ücretlerin ödeneceği onaylanmıştır. Bu devlet kurumlarının radyo ve televizyon yayını için aldığı ücreti herkes ödeme zorunda. Evinde radyosu olmayan da internet üzerinden televizyon seyredebiliyorsa o zaman bunları ödeme zorunda. Evet, bir başka vatandaşımız da işimi buradan gitmesini istediler. Gideli 1,5 sene oldu. Burada eşini kastediyor galiba. Eşimin buradan gitmesini istediler ve eşimin gideli 1,5 sene oldu. Ve eşim buraya geri gelmesi için ne yapılması gerekiyor? Ve eşim buradan emekli, icra sebebiyle gitmesini istediler ve eşim Türkiye'de. Şimdi emekli bir birinin buraya geri dönme ihtimali hangi nedenlerle olabilir? Evliylerse aile birleşimi olarak başvurulabilir. O zaman ama
şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar. Kendi gelirlerini ve giderlerini sağlayacak bir şekilde bir gelir elde etmelerini gerekecek. Emekli birinin biliyoruz İsviçre'de destek almadan yaşaması çok zor. Uzun süre çalışmadıysanız emeklilik maaşınız masraflarınızı karşılamaya yetmiyor. O yüzden sosyal departmanlardan yardım alınıyor. Siz sosyal departmana başvurmadan gelirinizi sağlayabilecek durumdaysanız o zaman getirmeniz mümkün olabilir. Ama icralardan dolayı zaten gönderildiyse bu durumun söz konusu olmadığını düşünüyorum. İkinci bir imkan da şöyle bir şey olabilir. Burada yaşayan eş yalnız başına yaşayamıyor. Başka yakınları yok. Ona bakacak, onunla ilgilenecek başkası olmadığı zaman bakıma ihtiyacı olduğunda eşinin buraya gelip onun bakımını sağlama amaçlı buraya gelmesi de mümkün olabilir. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii kişileri tanımadığım için bu sadece bir imkan olarak görüyorum. Evet. Bir başka vatandaşımız da eşimi sınır dışı yaptılar. 2 yıllık geri verebilir miyim? 3 çocuğumuz var ve sosyal yardım alıyoruz diye bir belirtmiş ama burada bir soru sormamış. Bir başka vatandaşımız da... Geri gelebilir mi? Şimdi eşinin sınır dışı edildikten sonra 2 sene yasak koydu. Yani 2 sene İsviçre'ye girme yasağı koyulur. Geri gelmesi için buradaki tabii ki gelirini sağlayacak bir şekilde yani aile birleşimi için başvurulması lazım. Kendisinin burada en azından aile bütçesini sağlayacak bir şekilde bir iş bulması lazım. İş bulduktan sonra gelip burada çalışabileceği bir iş yeri olduktan sonra buna bir başvuru yapılabilir. Sosyal denge eşi ve çocukları burada sosyal denge içindiği için devlet çalışıp da onlara bakabilecek birinin gelmesini hoşgörüyle karşılar diye düşünüyorum. Bir başka vatandaşımız da şunu yazmış. Kimler hangi durumda? Neden yurt dışı edilebilir? Galiba benim daha doğrusu geçen sene yapmış olduğum bir haber var geniş. Hatta bunu dün Facebook sayfamızda paylaştım. Tek tek nedenler yazıyor. Bütün İsviçre'den atılma sebepleri. Aslında burada özetlersek suç biraz daha bazı yani suçlarda sınır dışı edilebilirsiniz. İcranız yüksek olduğunda sınır dışı edilebilirsiniz. Ve sosyal yardıma muhtaç kaldığınızda belirli bir süre sonra orada da sınır dışı edilme ihtimali vardır. Evet. Mustafa Bey, ben gelen soruların birçoğunu okudum. Benim kızım da geçirmişti bu hastalığı. 3 aylık. 2 hafta hastanede kaldı. 6 sene önce diye. Abi, o yorum yapmış sadece. Bu biraz daha şey. Ama bir başka vatandaşımızın bir sorusu vardı. Onu bulamadım asıl. Bir dakika. Boşanma davasında evini satmayı karşı taraf istemeyince ne olacak? Yani boşanma davası esnasında ev var ortada. Karşı taraf satılmasını istemeyince. Taraf istemeyince ne olacak? Evet. Şimdi ona da şöyle cevap verelim. Maddi durumunuz varsa siz evi satın almak istiyorsanız yani karşı taraf satın almak istiyorsa kendisi alabilir. Ama evet. Ev var. İki tarafında maddi durumu yok. Yalnız başına evi üzerine almaya o zaman mal paylaşımı esnasında ya kendiniz karar verip açık satışa sunabilirsiniz ya da mahkeme karar verir. Şu tarihte ev satılacak diye ve onu açık artırıma da sattırabilir. Evet. Bir tarafın istememesi sadece bunun daha ucuz satılmasına ve açık artırmadan satılmasına gitmesine neden olabilir.
onun dışında satılmasını engelleyemezsiniz. Kendinizi almayacaksınız. Evet. Mustafa Bey, galiba okurlarımızdan da gelen sorular bitti. Sizi de akşama gece yarısı yorduk bayağı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Geçen sefer de aynısını söylemiştim. Avukata gitmekten korkmayın. Ben müvekkillerime her zaman söylüyorum. Hani geldiğiniz zaman derdinizi anlatacak kadar bir 15 dakikanızda ben sizi dinlerim. Bunun için de ücret istemem. Yeter ki siz üşenmeden derdinizi anlatın. Bir dava olacaksa ben size söylerim. Evet, olumlu bir şeydir. Olmayacaksa zaten avukatınız da size diyecektir ki bu olmaz. İlla bana gelin demiyorum. Bir avukata danışın. Bir sorununuz olduğunda kendi başınıza mektupları ignore ederek, yani okumayarak, mektupları açmayarak hiçbir şey çözülmez. Kendi takip edemediğiniz davalarda bir uzmana başvurun, bir avukata gidin. Yeterince burada Zürich'te ve bütün İsviçre'de yeterince Türkçe konuşan meslektaşlarımız var. Onlara gidebilirsiniz. Hepsi severek size yardımcı olacaktır. Hepsinin bu durumlarda size doğru yolu göstereceğinden emin olabilirsiniz. Hiçbir avukat bilerek kendi müvekkiline zarar vermez. Bundan emin olun. Her avukat ne kadar para kazanmak istese de sizi yanlış yola sürüklemez. Tabii ki davalar kaybedilebilir. Davalarda sonuç alınmayabilir. Ama bunların hepten savunmasız gireceğiniz bir davada en azından bir fikir alın, bir danışmanlık alın, ondan sonra ona göre ilerleyin. Evet. Mustafa Bey, Murat Dereli arkadaşımız buradan selam söyleyelim kendisine. Bir soru yöneltmiş. Benim bir arkadaşıma terk geldi. Burada İsviçre'den sınır dışını kastediyor ama C Ausweis'i 2024 yılına kadar uzatılmıştı. Geçtiğimiz yıl 2016 yılından bu yana sosyal yardım alıyor. 2019 yılında Ausweis'ini, yani burada şeyi kastediyor, Ausländer Ausweis'ini uzatmak için verdiğinde neden terk vermediler diye bir soru yöneltmiş. 2024'e kadar uzatıldığını belirtmiş. Şimdi bir kimliğin uzatılması size bu 5 sene içerisinde red nedeni olmadığı sürece verilir. Bu süreç içerisinde kimliğinizin geri alınma ihtimali varsa, mesela sosyal yardımdan geçinme, borç yapma, suç işleme gibi durumlarda, yani verilen kimliğin geri alma ihtimali olduğu durumlarda sizin verilmiş olan oturumunuz orada biter. Yeniden geri alınır. Wiederruf dediğimiz, yani sizin verilen izninizi yeniden geri alma ihtimalinde o zaman o oturum bitiyor. Kimliğin geçerlilik tarihi sadece hiçbir şey olmazsa, bir aksilik olmazsa bu tarihe kadar geçerlidir anlamında. Onu yanlış anlamayın. Siz 5 sene kalacaksınız anlamında değil. Sizin geri alma ihtimaliniz olmadığında geçerlidir. Evet. Mustafa Bey, buradan size tekrar çok çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için zaman ayda bir veya daha kısa sürede vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre hukuk köşemizde sizden söz alalım. Canlı yayında vatandaşlarımızın sorunlarına dert olmaya, çare bulmaya çalışalım hep beraber. Buradan tekrar size teşekkür ederim. Ben teşekkür kıymetli ederim. Kıymetli takipçilerimiz, okurlarımız, yarın arkadaşlarımıza da. Evet. Buradan bir anons daha yapmak istiyorum. Çünkü yarın akşam çok özel bir konuğumuz var. Yarın akşam saat 22'de yine Sayın Zafer Sırakaya, kendisi İstanbul Milletvekili, birçok
vatandaşımız Almanya'da çok iyi tanıyor ama buradan kendi anonsumuzu yapalım. Emeklilikten, dövizli askerlikten birçok Avrupa genelini de ilgilendirebilecek, İsviçre'yi de ilgilendirecek birçok vatandaşlarımızın sorunlarına cevap verecek kendisi yarın akşam. Şimdiden ben herkese, bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza, Mustafa Bey size özellikle teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ben teşekkür Ramazanlar. Ederim. Size de hayırlı akşamlar. Dinleyenlere, seyredenlere selamlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Evet, hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.